Ağaca mı tırmanacak, beraber tırmanın, trambolinde mi zıplanacak, yapabiliyorum. Yani Ömer'le futbolda oynuyorum. Evin alt salonundayız. Şimdi ilk dikkatimi çeken sağ delik. Çünkü top oynuyoruz. Yani bu alan tamamen Ömer'in top oynadığı, sabah 7'de başlıyor. Beraber de oynadığımız bazen top alanı. Bir de çocuklar rahat etsin istiyorum. Avizeler bile nasibini almış futboldan. Böyle bütün olarak baktığınızda belli olmuyor ama çok parçalarını kırmışlığımız var Ömer'le. Ömer, babası İbrahim Kutluay gibi sporcu olacağı benziyor. Basket de oynuyor, futbol da. Yani futbolu evde çok seviyor ama basketbolcu olacağım diyor. Yani ikisi de sporla çok... Üst salondayız. Ve üst kattayız. Evet. Burası dediğim daha arkadaşlarımı ağırladığım biraz daha dolu salonum. Biraz daha aksesuarlar var. Burada böyle antikalar var. Biraz antika şişeler falan, onları seviyorum. Bunları annem almıştı. Bunların bereketi var. Narı da annem aldı. Çok şeyler annem almışlığı var. Mumlarım var. Mumlarımı yakıyorum. Mumlar güzel bir kadının evinin olmazsa olmazıdır. Mumları çok severim. En sevdiğim şeydir. Çok da alır arkadaşlarım da bana mum. Ben de çok alırım. Kokularını, kokulu mumları çok seviyorum. Salona açık renk hakim. Beyazı seviyorsun herhalde. Beyaz hakim. Vallahi seviyorum. İşte açık renk. Böyle tabii hani halı falan biraz daha desenli olunca. İşte perdelerde biraz gri olunca da. O yüzden koltuklarım biraz daha... açık renkli olmasını tercih ettim. Modern ve klasik harmanlanmış Demet Şener'in salonunda. Böyle seviyorum bunları. Böyle modernle biraz klasiği birleştirmeyi seviyorum. Yani bir müzayedeye gider misin mesela? Alır mısın? Gitmem ama mesela bu tablo müzayededen almıştım. Yani çok fazla gitmem ama mesela karşıda da İrfan Önürmen'in inanılmaz modern tüllerle yaptığı böyle bir portre eseri var. Onu çok kendime benzettim. O yüzden almıştım onu da. Aynalar salona ayrı bir hava katmış. Aynalarla aran nasıl? İyidir aynalarla aram. Seviyorum. Yani burayı da böyle bir güzellik katlı o ayna. Eskiden yoktu. Sonradan yaptırdığımız bir şey. Güllü tablo son derece şık. Bu güllü tablom benim en sevdiğim. Çünkü İsmail Acar'ın özel olarak yaptığı güllü tablom. Kendisinin yerine gittiğimde böyle hepsi tamamlanmamış. Böyle daha ıslak bir şekilde asılı. Yani şöyle konulmuş. Bunu gördüm. Dedim ki bunu kime yapıyorsun? O dedi ki bir sahibi yok. O zaman bu benim olsun dedim. Bunu tamamladı ve oldu. Çok oldu bunu alalı. Antikalar salonun özel yerlerinde gözümüze çarpıyor. Bayağı da ağır gözüküyor. Bayağı ağır. Evet. Öyle yani. Güzel. Evet, aynalar çok güzel. Finalde aşktan dem vurmadan olmaz. Demet Şener zor bir süreci geride bıraktı. Peki ya aşka hazır mı? Her şey çok güzel, şahane. Artık yeni bir aşka da hazır mısın? Daha hazır değilim. Önce davamın bitmesi lazım. Ondan sonra. Ben çok keyif aldım. Teşekkür ederim. Evinin kapılarını açtın. Çok tatlıydı. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.